Dizi TV'nin her zaman en neşeli bölümlerinden biri olarak keyifle sizlerle buluşturduğumuz mutfak köşemizde bu kez ATV'nin sevilen yüzlerinden Nihan Günay var. Hafta içi sabah haberleri, hafta sonları ise ana haber bülteninde ATV izleyicisinin karşısına çıkan Nihan Günay, Dizi TV izleyicileri için mutfağa girdi ve hünerlerini sergiledi. Lafı uzatmadan hemen Hazal ve Nihan Günay'ın yanına gidelim. Bakalım bugün bizim için neler yapacaklar? Bugün sizinle çok farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Aslında benim için çok farklı değil. Benim evde hep yaptığım bir şey. Tatlıları seviyorum. Tatlı yapacağız. Unsuz, şekersiz ve pişmeyen bir cheesecake yapacağız birlikte. Ekran izleyicileri sizi böyle görmeye alışkın değil aslında. Değiller, evet, doğru. Onlar daha çok beni çok ciddi ciddi haber sunarken hafta sonu ana haberde ya da sabah biraz daha kahvaltı sofralarında kahvaltı hazırlarken, işte çocuklarını uğurlarken ya da işte eşlerini işe gönderirken ben ona eşlik ediyorum, onlara eşlik ediyorum. Orada biliyorlar ve tanıyorlar ama mutfakla da aram epey iyi. Nihan Günay günün stresini mutfakta atmayı tercih edenlerden. Hafta sonu da olsa, hafta içi de olsa eğer işte değilsem çok fazla zaman sınırlamam yok. Mutfakta zaman geçirmeyi sevdiğim için. O da benim hobilerimden biri. Hatta bazen öyle şeyler söyler ki eşim, o kadar fazla o stresi mutfaktan çıkarttığım oluyor ki birçok yemekte yapıyorum. Sadece tatlı değil. O zaman da diyor ki artık yeter, yapma. Yapma çünkü daha yiyemedin. O yüzden benim için aynı zamanda bir hobi gibi. Dilerseniz artık cheesecake'imize başlayalım. Hem lezzetli hem de sağlıklı şeyler yapmak isteyenler ekran başına. Nihan Günay'ın özel tarifi tam size göre. Bugün bir tatlı yapacağız dedik ama oldukça sağlıklı bir tatlı da olacak. Aslında o yüzden evet. İzleyenler de merak ediyorlardı neler olacak malzemeleri. Şöyle şeker olmayacak, un olmayacak ve pişmeyecek bu cheesecake. Benim evde çok fazla yaptığım bir tarif bu. Sevdiğim bir tarif, sevdiğim bir aşçının tarifi diyelim. Şimdi 5 bardak badem unu olacak. Bu bizim aslında unumuzun yerine bunu yapacağız. Çünkü şöyle, bademi eğer badem unu bulamazsanız çiğ bademden de rondoda geçirip un halini elde edebiliyorsunuz. Bir paket kakao olacak. Kakaoyu da yine koyacağız. Sonrasında suda beklemiş hurmalarımız var, 12 tane. Bunları böyle suda bekletiyoruz, sıcak suda ki böyle hani hem böyle yumuşasın, içinden çekirdeklerini çıkarıp o bize işte o şeker yerine o geçecek aslında. Sonrasında biraz deniz tuzu, çok minicik sumak ve vanilya olacak bir paket. Vanilya özütü de olabilir ama vanilya paket olarak da kullanabiliriz. Vanilya özütü her zaman bulunmuyor. Ve yine hurma gibi hani meyve şekerinden biz yararlanıyoruz dedik. 2 tane de muzumuz olacak. Bunlar böyle içine bazımız 6 aslında olacak ve Türk kahvesiyle de onu birazcık böyle ıslatacağız. İlk olarak sıcak suda bekletilmiş 12 adet hurma rondoya giriyor. Sonrasında 5 bardak badem unu hurmaların üstüne ekleniyor. Önce hurmaları koyuyorum. Bu hurmaları beklettik sıcak suda. İyice eridi. Şimdi badem ununu ekliyorum hurmanın üzerine. Bunları dediğim gibi illa un olarak almanıza gerek yok. 5 bardak. Normal çiğ bademi de aynı zamanda hani bir rondodan geçirip bu toz haline getirebilirsiniz. Şimdi bunu koyduk. Birazcık bunu ıslatmak istiyorum bu arada. Onu da Türk kahvesiyle yapacağım. Türk kahvesi, sade bir Türk kahvesi yaptık. Birazcık içine bundan da ekliyorum. Evet. Misafiri severim dediniz ama çat kapı gelen misafiri sever misiniz? Yani çat kapı biraz sevmeyebilirim. Çat kapı geleceklere şimdi uyarı olsun burada. Çat kapı yani ben evde bilmem yani pijama ile bir Nihan görmek isterlerse tabii buyursunlar. Ama çok fazla sevdiğimi söyleyemem çat kapı. Yani hazırlık yapmak isterim çünkü misafir bence her şeyin en güzelini hak ediyor. Evinize gelmiş, sizinle sohbete gelmiş, kalkmış, zahmet etmiş. O yüzden ona bir hazırlık yapmak isterim. Yani öyle
çat kapı gelene de onu yapamayacağım için çünkü kendimi çok rahatsız hissederim. Şaka bir yana tabii, yani çok yakınsa eğer her zaman başımın üstünde yeri var. Devam ediyorum karıştırmaya. Nihan Güray için sağlıklı beslenme bir yaşam biçimi. Şekere dikkat etmenizin ekrana çıkıyor oluşunuzla bir alakası var mı? Pek yok aslında. Yani evet, işim belki önemli ama sonuçta yani hani iyi görüneyim, tabii ki iyi görünmeyi bütün izleyici hak ediyor sonuçta. Biz davetsiz bir misafiriz. Sabah açıyor ve beni görüyor. Onun için ben bütün özenimi onlar için, hani beni izleyen için ve önce kendim için tabii yapıyorum. Hep onlar için hazırlanıyorum ama hani sağlıklı beslenmenin çok fazla işimle alakalı bir durum değil, onu söyleyebilirim. Bu arada kakaoyu da koyacağım artık. Bir paket kakao kullanıyorum. Bir parça da sumak ekliyorum. Bunu ilk defa görüyorum ama tatlıda. Evet ama güzel gidiyor. Bazı tatlılara tabii. Ve vanilyamız, hani konuşmuştuk ya, vanilya özütü ya da bir paket vanilya diye, bunu da ekledim. Sonra muzlarımızı ekleyeceğim. Karışımımızı bir kaba alırken diğer yandan da güzellik üzerine konuşalım. Bakalım Nihan Güray'ın kendine özgü bakım sırları var mı? Bizi izleyen hanımlar için var mı bir sırrınız? Mesela cildiniz çok güzel. Teşekkür ederim. Bir şey var mı? Aslında kendim yapıyorum kremlerimi. Yiyeceklerden değil ama evet. Belirli işte kremleri, krem de değil de biraz merhem, biraz işte yağ, doğal yağlar ve biraz da böyle ampulleri birbirine karıştırıp yüzüme sürüyorum. O benim, belki bunu söyleyebilirim. Bir de zeytinyağı. Zeytinyağı seviyorum. Onu da zeytinyağını da bol bol kullandığım bir şey cildim için. Çok kuruduğu zamanlar özellikle. Nihan Güray, cheesecake'in alt tabanı için hazırladığı karışımı yağlı kağıt serilmiş bir kaba boşaltıyor. Alt tabanı hazırladığımıza göre o zaman artık kremasına geçebiliriz. Evet, kremasına geçebiliriz. Bunu birazcık düzleştirdik. Kreması için de yine malzemelerimiz bir paket labne. Ve şimdi labneyi bir koyalım. Ve 4 yemek kaşığı da fıstık ezmesi. Ama fıstık ezmesi, zaten fıstık ezmesinin içinde şeker var diye düşünebilir belki izleyicilerimiz. Bu fıstık ezmesinin içinde şeker yok. Şeker olmayan fıstık ezmelerini tercih ediyoruz. O zaman zaten bir anlamı kalmaz şekerli olsaydı. Bu arada tabii hiç göründüğü gibi değilmiş. Sevgili seyircilere bunu söylememiz gerekiyor. Ufak çaplı bir yemek programı gibi bir şey çektik sanki, değil mi? Ve hiç kolay değilim, çok meşakkatliymiş. Bir haberci olarak çok güzel bir deneyim oldu aslında. Benim için çok büyük heyecan oldu. Yani böyle şeyler gerçekten insanı motive ediyor ertesi güne de. Hangisini istersen bakalım, değil mi tadına? Bakalım tadına. Tamam. İnanılmaz lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Ben teşekkür ederim. Konuk ettiniz. Haber dışında bir şeyler yapmak gerçekten bana da çok büyük bir keyif verdi burada olmak. Dizi TV ailesiyle birlikte olmakta. Yine ATV seyircileriyle de. Büyük ihtimalle akşama görüşeceğiz onlarla zaten haberde. Biz de bir habercinin bu yüzünü görmüş olmamızdan dolayı çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Her zaman. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Afiyet olsun.